Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Üçüncü lema. Bu lema bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın dusturlarını, fikri mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanlarıyla tartılmamalı. Yani bu üçüncü lema enfusidir, hissidir. Aklı böyle mantıkla değil de öteki tarafımızda bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin halikun ila vechehu lehül mülkü ve ileyi turcağım. Sadakallahu aleyhim. İkinci nükte. İnsanın fıtratında, fıtrat yaratılışında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Bu ilginç işte, bu ahiretin en kesin delilidir. İnsan bekaya karşı aşk var, beka. Yani insan fanide. Burada doğduk, büyüdük. Peki bu fani bulunan yerde bende niye beka özelliği var? Şöyle diyeyim. Kahveye giren çıkan üzerinde gül kokar mı? Yok. Yok. Ahırdan gelen, ektar dükkanı yani koku satan yerden gelen de oradan o kokar değil mi? Aynı bu örnek gibi nereden gelmişseniz vücudunuzda o koku siner. Öyle mi? Öyle. Peki soruyorum. İstisnasız hiçbir insan olmamakla beraber herkeste beka arzusu var. Aşkı beka var. Hem de aşk seviyesinde. Ebedi yaşamak, ölmemek, bir anda her yerde olmak, her isteği yerinde olmak, en güçlü olmak, hududu olmamakla beraber, nihayetsiz şeye sahip olmak. Öyle değil mi? Niye var peki? Niye var? Yani nereden? Sudan gelmiş olabilir. Hani Darwinistler söylüyor. Darwin insan seleksiyon yani doğanın evrim geçirerek geldiği bir haldir. Dediğin bedensel insanı yorumluyorsan belki bir derece doğru olamıyor ama alakası yok da. Hani belki o konuda bir düşünülür bir şey yapılır. Yani sen insan tanımlarken bedenle mi insandır? Şimdi neye getireceğim? Beka arzusu hangi evrimin, devrimin, evrilmenin, çevrilmenin, devrilmenin sonucudur? Beka arzusu. Beka arzusu hepimizde yok mu? Hangi fani evrimin özelliğidir? Hangi fani? Yani nasıl evrilip çevrilecek, devrilecek de devrim geçirecek, evrim geçirecek. Ondan sonra bende beka olacak. Niye olsun canım? Niye bende beka arzusu olsun ki? Annemin karnında yapılmışım. Annenin yediği belli. Kuru fasulye, pirinç, su, ekmek, domates, hıyar, ekmek bunlar. Hiçbirisinde bende var olan hiçbir özellik onda yok. Yani beka arzusu kuru fasulye de olabilir mi? Belki bir anda her yerde olma arzusu bulgur pilavında olabilir belki. Var mı? Arkadaşlar çok üzerinde duruyorum gibi gözüküyor ama insanın şu yapısı başlı başına ahiretten geldiğini gösteriyor. İnsan burada değil. Niye? Donanımı hiç burayla alakası yok. Çevresiyle hiç alakası yok. Suya benzemez insan, öyle mi? Ağaca benzemez insan. Sığıra benzemez insan. Yıldıza benzemez insan. Kayalara benzemez, toprağa benzemez. Ne söyleyin ya, balığa benzemez, hiçbir şeye benzemez. Masaya benzemez, kaleme benzemez. Yani ruhsal yapısı hiçbir şeye benzemiyor. Eti belki sığıra benziyor. Ruhsal yapısı hiçbirisine benzemiyor. Geçmişte alakadar, gelecekte de alakadar. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddetli
Bir de aşk seviyesinde beka var. Tamam. Hatta her sevdiği şeyde, kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Yoksa sevemez. Yani mesela bir şey seviyor musunuz? Eğer ona boya atmasan, beka boyası, sevemezsin. Mümkün değil. Onu beka gibi görüyor, kuvve-i vahime deniliyor. Kuvve-i vahime, yani fani beka gibi gösteriyor. Tersini de yapıyor bu. Baki fani gösterebiliyor. Mesela dini şeyler, ya tamam ya işte. Din işte ya, namaz ya. Tamam, sohbet canım, risale canım, Kur'an yani. Kuvve-i vahime yapıyor bunu. Ama her sevdiğin bir şeyi unutmayın. Bardak mı seviyorsun? Araba mı seviyorsun? Para mı seviyorsun? Hatununu mu seviyorsun? Beka boyası vurmadan sevemez insan. Böyle bakıyor, beka gibi görüyor. Bunu yapan kuvve-i vahimedir. Ama iyi ki var. O olmasa hiçbir şeyi sevemezdin. Ev yapamazsın, ağaç dikemezsin. Ha ölüyor, ağaç dikiyor. Kuvve-i vahime yaşayacakmış gibi gösteriyor onu. Acayip bir şey ya. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün fıratlardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Yani ne vakit bu ölecek, kanserdir, ihtiyardır veya söndü, soluyor. Hemen acayip oluyoruz. Şu anda var ya, leylim leylim yaşıyoruz hepimiz. Ben de dahil, hiç endişeniz olmasın. Ay ben de sizin gibiyim. Ne vakit kanser gelse, ne vakit bir kalp krizi geçirsen, tamam, hiçbir şey sana yardım etmiyor. Zor durumda kalınca, sana ne yardım ediyorsa senin ana sermayen o. Ben bunları yaşadım. Bir parçasını anlatayım. Bana çaprazlama bir tuzağa düştüm. Doğuda. Köyde söylüyorum. Yukarı Karafakılı köy. Yukarı Karafakılı köy Hassa'da. Son. Hiç kim imamın, hiç kimsenin gitmediği bir yer. Suriye ile Türkiye arasındaki PKK'nın ve o köyden beslendiği bir köy. O Suriye'den geçiyor. Yani oradan geçit oradan oluyor. Böyle tepe. Bir vesileyle oranın muhtarı bir yerde, ben bilmiyordum. Ben de dükkana gitmiştim. Ağladı ya. Senelerden beri hiçbir imam gelmemiş. Köyde öyle cahil ki zivane. Zivane olmuş. Tuvalet bile yok. Affedersiniz, oturuyorlar, kadınlar da eteğini şey kapattığı için bir kenarda tuvaleti böyle yapıyorlar. Tuvalet yok. Evde tuvalet yok. Yok ya. Şaşıracaksınız. Dışarıya çıkıyor. Oturuyorlar. Zaten kapalı gibi olur. Acayip garayip bir yer. Ben böyle bir ömrümde görmedim. Bir şey anlatacağım. Ya ben bir vesileyle bulunurken kanıma dokundu. Dedim ki sen ne yapıyorsun orada, ben muhtarım. Tamam dedim, bu sene ben dedim oranın Ramazan hocası benim. Öyle mi ya, sen hoca mısın? Dedim ya sana. Ama biraz önce anlattığımı da nazar alıyor musun? Tabii benim konuştuğum üslup kullanmıyor tabii. Tamam. Ama hiç endişe etme. Canım canım gibi olacak dedi. Böyle mert adamlar, yiğit adamlar. Her şeyimle senin arkandayım dedi. Benim canımı almadan kimse sana dokunamaz vesaire. Neyse anlaştık. Fise bile Allah için bir şey anlatacağım. Bak size ne yardım ediyor. Her gün orada teravihe gidiyorum. Vaaz ediyorum. Teravihe gidiyorum. Ayakta mihrapta kalkarak namaz gösteriyorum. O kadar cahil bir akılmış. O kadar acayip ki abdesti anlatıyorum. Yani risale dersi bile yapamıyorum. Fıkıh anlatıyorum. Kadınlara biraz erken gidiyorum. Özel dersler yapıyorum. Fıkıh dersi yapıyorum.
Ondan sonra tabii daha döne döne çıkıyor. Bir gün son zamanlar ayın Şeker Pınar diye bir çeşme var. Hepsini tek tek söylüyor. Dağdan döne 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 indim. Akşam namazı olunca zaten kapanıyor. Doğu ya en 90 96 veya 97 en cafcaflı dönem. Ergenekon'da zirve olduğu dönem. Saat 11.30 veya 12.30 bilmiyorum canım. Su dolduruyorum bidona. Baktım iki kişi geliyor. Hafif bir lamba var sokak. Ben bir baktım iki kişi orada. Su dolduruyorum. Buraya da baktım tam iki kişi. Arkama hiç bakamıyorum zaten. Bidonu bırakıp arabaya koşup gitmeye şansım yok. Böyle. O anda tamam bitti çaprazlamaya geldi. Geliyorlar ama ikisi bakıyorum. Geliyor. Geliyor tamam. Böyle yapabileceğim bidonu bir tanesine çaksam. Yani bu anı anlatmak için anlattım bu kadar bilgiyi size. Vallahi Muhammed billahi böyle tamam. Geliyoruz ya Resulallah. Üstad tamam bitti. Yani o anı yemin ederim şu Bremen hafeni satsanız hiçbir şeyin değerinin olmadığı, her şeyin yok olduğu an. Birkaç defa böyle olay geçirdim. Dolduruyor. Geldi, geldi. Ama o anda neler yaşıyorum? Bütün hizmetler geliyor. Allah adına yaptığın için köye Allah hakim. Yalnız Allah diyor. Allah'a odaklandım, hiçbir şey düşünmüyorum. O anda nasıl bir şeyse, yani bir nokta, Allah, tak, kilitledim onu. Kilitlendi zaten. Hiçbir şey yok. Su doluyormuş, dolmuyor. Hiç kimse hatırlamıyorum ki. Allah, o anı anlatmak için anlatıyorum. Her şey sıfır. Tamam. Ne korku var, ne ümit. Korku da yok. Vücut bloku olmuş. Vücudu beyin bloku etmiş. O an bütün kainat senin olsa hiçbir değeri yok. İman. Korku da yok, şey de yok. Yalnız tatlı bir sıcaklık var. Sanki kulağıma hiç endişe etme. Böyle, hiç böyle. Yani tedirginlik var ama galip mana rahat ol. Kulağına sanki birisi öflüyor. Devamlı öflüyor. Rahat ol, rahat ol, rahat ol, rahat ol. Rahat. Böyle. Ben size kardeşimsiniz. Duygularımı paylaşıyorum. Rabbimin bana iyi. O anda bu iman, bu dersler olmasa kim bana yardım edecek? Tam baktım ışık oradan ya. Adam geldi, geldi gölgesi. Yani bir adım veya iki adım kala orada tam duracak gibi. Hiç ben kıpırdamıyorum. Burada baktım biraz da ileride. İki kişi teke düştü. Ötekisi nereye gitti bilmiyorum. Arkaya bakamıyor mu? Burada iki kişi. Tam iki adım kala vum 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 bir ekip. Bu geliyor. Bunlar bir şey konuşturuyor falan. Anlamadım. Hemen geldi. Ben böyle kaldım. Pat! Bizim hemen yana durdu. Bir baktım ekip. Baktım hiç kimse yok. İçinden tek bir adam çıktı. Döndü bana. Kaldım böyle ayakta. Onu görünce çak bir hareketle doğru arabaya atladım. Arabaya atladım ama çalıştıramadım. Atladım, geldi ekip. Aynı şöyle dedi. Selamun aleyküm Hasan Hoca. Polis. Ali, insan mı kim bilmiyor. Bak. Aleyküm selam. Bu saatte kardeşim senin burada ne işin var? Melek olmasın abi. Bak şimdi bilmiyorum Hızır mıdır nedir. Senin bu saatte ne işin var? Dedim ya işte beni tanıdığına göre nereden geldiğimi de biliyorsun dedim. Ama bu saatte olmaman lazım. Varsan da böyle grupla çıkman lazım. Durdum. Hiç endişe etme dedi.
Senin için geldim dedi. E beni nereden tanıyorsun dedim. O zaman CD yok. CD yok yani. Teyp kasetleri var. Sesli CD var da görüntülü yok. Ben senin derslerini dedi, birkaç tane kaset dinledim dedi, kaset. Kaset dinledim. Ben dedi, e tamam da kaset dinledin de şimdi kafa... Ya öyle mi ya dedim, rahatladım. Hadi ben seni takip ediyorum, devam et yoluna. Bir dön bir dön bıraktık, bastık gittik. Sonra gittim dershanede beni bekliyorlar, oturduk, yorum yapıyorlar. Diyor ki, abi ses kasetinden senin simanı bilemez. Hasan Hoca olduğunu nereden bilecek sesten? Bu bir. O anda, tam o anda kim gelecek? Polis olsa aptal mı bu rızkı göze alsın çatışmayı? Tek bir de gelecek. Tek bir de. İki tane değil. Peki niye anlattın? Ha, hayatımız böyle birkaç tane şey var, geçmiş. O zaman bize ait değil. Zaten bitmiş. Tamam. Onun için takdir, tenkit beni şimdi almıyor. Zaten bitirmişiz. Allah fazlalıktan vermiş. Tamam. Şimdi anlatacağım. Birincisi bu değil. O anda imandan başka, bu okuduklarından başka hiçbir şey yardıma gelmiyor. Ölüm anı. Ne servet, ne araba, ne dost. Ne olur nasıl anlatsam. Keşke o yarılsa da o duygu hepinize Allah hissettirse ama çekmeden. Yani şu an duygu. Tamam. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Sıfır. Hiçbir şey. Ne korku var ne şey var. Tatlı bir ümit var. Tatlı ama galip. Allah. Allah adını var ya. Angaryasını çekiyorum. Niye be sen köye gittin suda? Allah, padişahın angaryasını çekiyorum. Allah'ın angaryasını çekiyorum ben. Benim işim ubudiyet. Beni beslemek, sevk etmek onun işi. Ben angarya çekiyorum, vazife yapmıyorum. Angaryasını çekiyorum padişahım. Ha onun ismiyle dolaştığım için de umurumda da değil. Şimdi konuşuyorum da masada. Ama Rabbim biliyor. O anı ben yalan deyip demedim biliyor. O anda sıfır böyle. O anda hiçbir şey size yardım edemez. Ancak iman. Bu anı, anlattığım anı belki yaşamayacaksınız ama... Bunun bu cinsten yaşayacaksınız kesin. Ölüm anı yaşayacaksınız. Ölüm anını yaşayacaksınız. Ben de yaşadım, yaşayacağım da. Ölüm herkes yaşayacak. O anda imandan başka hiçbir şey yardım edemiyor. Yok. Nasıl bir şey? Yani ben kullanayım bu malzemeyi neredeydi? Üçüncü lema, beşinci lema falan. Öyle bir şey yok. Duruyorsun hiç karışmıyorsun. Artık hep onlar devrede. Okudukların canlı ve ruhlu. Rahat ol. Rahat ol. Endişe etme. Her şey kontrol altında. Telaş yapmaya gerek yok. Kulağına üfürüyor. Vallahi üfürüyor. İmandan başka hiçbir şey yok. Ne olur. Diyor ki bütün fıraklardan gelen feryatlar, hani şarkı türküle var ya, yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, beni bıraktın, ne şey yaptın. Bütün o feryatlar var ya, feryat, batsın bu dünya. Ona ben yaşasın bu dünya diyorum, beni dinlemiyor. Orhan abisi batsın bu dünya diyor, onu dinliyorlar. Adam dünyasını da batırıyor. Yaşasın bu dünya diyor da, bu hayat, Hasan öyle diyor. Hasan abiyi dinlemiyorlar. He atom, Orhan abi söyle diyor. Batsın bu dünya diyor. Neye batsın kardeş? Niye kaybatsın? Ne güzel bir alem. Nerede bulacaksın? Kavşak burası. Ahireti yorumlanan bir yer. Bak, bütün o feryatlar var ya feryatlar. Bütün fıraklardan gelen beni bıraktın. Onun yanında. Sevdiğini ele geçirdin. Tamam. Gene batsın diyor. Gene yanıyor. Ha sevgilisi için yatsın, batsın, kahrolsun diyor. Geçiriyor eline. Sevgilisi tamam. Gene feryat daha beter. Ateş durmuyor. Bir tane şarkıcı öyle demişler. Tamam aldın. Daha bu ne feryat? Ben de anlamadım dedi ya. Hala aynı şey devam ediyor dedi. Ben anlatayım niye o anlamadı. O aşkı mecazi, aşkı hakiki inkılap etmek içindi. Hakiki o Allah'a varmak için o aşk verilmiş. O adam kadına kıza çevirmiş. Paraya vesaire çevirmiş. Mala mülke çevirmiş.
tamam eline geçirmiş. Gene yanıyor. Bu yanması gösteriyor tetikledi ki. Tetikledi bu abi. He? Öbür tarafı bir tetikledi. Yani bu onu tetikliyor. Yani aşk mecaz kız Allah'a tetikliyor. Erkek Allah'a tetikliyor. Tamam mı? Sevgi mesela. Mesela antrenman yapıyoruz. Futbolla misal vereyim. Antrenman yapıyor. Mahalle, sokak arası yapıyorsun. Büyük takıma çıkıyorsun. Bunlar da sana antrenman yaptırıyor. Arkadaşlar sevdiğini, arabanı, malını, mülkünü, kızı da ele geçirdin. Ama gene yangın devam ediyor. Bu neyi gösteriyor? Bu bunun için değilmiş. O zaman dururdu her şey. Hani var ya Leyla ile Mecnun. Getirmişler kara bir kız. Padişah demiş olan yeter lan bu. Mecnun demiş. Aha bulun lan çöllerde bu kızı. Hakikaten bunu getirmişler. Aha demiş lan Leyla. Leyla'da gözüken başka demiş. Leyla aynadır. Leyla bahanesiymiş meğer. Ya. Bütün fıratlardan gelen feryatlar, dedim ya bugünkü okuduk. Hissi bir derstir, aklı bir ders değil bu akşam. Bütün ayrılıklardan, fıratlardan gelen feryatlar, beni batırdın, biçirdin, yok ettin. Ondan sonra bunlar hep aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Aşk-ı bekadan gelen ağlama. Yani hep Allah aşkı var ama onu tanımlayamadı. O bir istek, şiddetli bir arzu, aşk olmuş ama ne olduğunu tanımlayamıyor. Önünde kız gelmiş, para gelmiş, Mercedes gelmiş. O zannetmiş. Hani çocuk alır da plastik meme verirler ya, hakikisini unutur. Sonra emer gene alır. Lamime verdim, ödün verdin ama yani aldattın ama karnı doymuyor ki. Az yapıyor, çok şiddetli emiyor. Gene ama alıyor lan, ağzına tıkıyor. Tabii çocuk istiyor, tamam bu diyor hissi ama karnı bu değil diyor. Aşağısı bu değil diyor. Üstü bu. Ne kadar aldatsan, nereye kadar aldatacaksın çocuğu? Aynı bunun gibi aşkı bekadan gelen, yani beka aşkı, baki sevme yapısı, sistemi Allah'a, kendisine karşı bir bağ koymuş bize, alamet koymuş. Aşk, Allah'a karşı beka, baki. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bu ders var, bugünkü dersimiz. Abi ne yapıyorsun ya? Bu akşam delilik bölgesi ya. Üçüncü lama yapıyoruz. Yani bakiye karşı bir alamet koymuş Allah bizde. Aşk. Aşkı beka. Yolunu şaşırmış Hasan'a, Hüseyin'e, Ayşe'ye, Leyla'ya, Fatma'ya, şuna, yönünü şey yapınca, paraya, şuna, buna. Bu sefer onun uğruna, yani Allah'a verecek o enerjiyi ona veriyor. Bir bakıyor ki öyle geçiriyor. Yok. Gene susmuyor. Demek ondan sonra saza sarılıyor. Yaktın beni, pişirdin. Lan yanında kızıyla beraber atışır, konuşuyor, şey yapıyor, türkü söylüyor. Ama gene var diyor. Bizzat ona dedim, bana göster lan. Abi kadınla beraber. Ondan dinleyeceğim lan dedim. Getir şunu, bir merak ettim ya. Böyle bir şey var mı? Abi elini geçirmiş diyor kız. Tamam evlenmişler. Gene birbirlerine o da söylüyor, o da söylüyor. Lan ele geçmiş. Ya var mı böyle bir şey? Getir dedim ben. Abi kadın da söylüyor. Söylesin lan, getir. Biraz günah işleyeyim. Bir baktım hakikaten. Allah Allah ya. Lan sonra röportaj yapıyorlar. Bu değil miydi? Diyor ki sonunda çok acı. Bilmiyorum, ifade edemiyorum ama gene yanıyorum diyor. Ol dedim ben bilgisayar, ol Sidi'nin. Ulan akılsız. Bu onun içindi, bunun için değildi. Kapat şimdi dedi. Çok acayip ya. İnsan garip. Bugün ders yaptık ya, öğlen değil sabah. Hanımlara yapmıştık. Ne yaparsanız yapın, dert sıkıntıdan kurtulamazsınız dedim onlara. Tansiyonunu hallediyorsun, kalp çıkıyor. Onu hallediyorsun, böbrek çıkıyor. Bilmem neren çıkıyor. Bu cesette var oldukça derdin bitmeyecek. Bakıyor, şey yapıyorlar, kağıt mağıt gönderdiler.
E tamam da bu bitmeyecek mi yani? Tek şartla biter. Başka dert bitmez. Sen bu kafeste var oldukça beden de güneşten etkileniyor. Sudan etkileniyor. Acıktan etkileniyor. Yani bedende bedeni yaşadıkça bu dünyada dertten kurtuluş yok. An şartla. İçeriye döner, içeriye taşınırsan, bedeni hayatı değil de ruhsal hayata dönersen, bedeni böyle takke gibi, gözlük gibi kullanır, görmeye başlarsan, yani buna ben demezsen, haksız temellük yapmazsan, yani bu benim demezsen kurtarırsın. Yoksa hiç kimsesin, gidersin psikologa, psikolog, psikiyatriye gidersin, klinik konuşması yapar. Yarım saat, bir saat, oh düzeldim, kaç gün gider? Bir iki gün, tekrar tepen aşağıdan. Kurtulamazsın. Ancak bu dersler, enfüse içeriye taşınacaksın. Enfüse tefekkür, ruhsal hayatı yaşayınca bedensel hayatı kenara koymuyorsun. Onu artık basıp gidiyorsun. Yoksa bedensel hayatı yaşadıkça dertlerin katlanarak devam ediyor. Zannediyor musunuz ki servet artınca dertlerin bitecek? Daha beter oluyor. Ya. Eğer tevehüm-ü beka olmasa muhabbet edemez. Tevehüm beka olmazsa, yani insan da burada yaşayamazdı ruh. Bekadan gelen ruh fanide yaşaması mümkün değil. Buradan çekip gidermiş. Fakat Allah kuvve-i vahime denilen bir sistem yerleştirmiş burada. Kuvve-i vahime dimağdadır ama. Bu her alakadar olduğu, elini uzattığı şeyi baki gibi görüyor. Görmese tatmin olamaz. Yani kaleme atıyor, fani. Bırakıyor bu sefer. Bunu baki gibi görmese asla tutamaz bunu ya. Bu ne ya? Biraz sonra gidecek. Ömür, öleceksin. Hocam bu kuvveyi nefiste kullandığı zaman hani bu 9. söze geçiyor işte. Namaz kılmak iyidir de işte bütün hayatım boyunca kılacağım bu kadar uzun diye bu da menfi yönü. Aferin. Yani her gün her gün diyor beşer defa kılmak çoktur bitmeden usanç veriyor. Bitmez diyor kuvve-i vahime. Onun için bırak namazı. Bitmez ki. Biter kardeş namaz bitmez. Kim demiş ki bitmez? Ölünce bitecek. Ölünce bitmeyecek. Ama kuvve-i vahime diyor ki oho kıl kıl bitiyor mu kardeş? Her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Bitiyor mu bitmiyor? Bitiyor kardeş. İki gün önce bir abimizi gömdük. Türkiye'de gömmüşler yani biz buradayız. Değil mi? Bir abimizi, bitti namazı bitti adamın. Orucu bitti. Ne oldu hani bitmedi? İşte aferin lan Salih. Kuvve-i vahime namazı oho kılacağız da kılacağız. Biter mi? Yok canım, dibi yok ki namazın. Ya o bitmeyecek şeyin peşinde koşuyorsun. Oysa bitiyor. Bitiyor. Eğer tevehüm-ü beka olmasa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-i beka ve beka için fıtri umumi duadır ki baki zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiş ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Yani cennet insanlardaki beka arzusu için yaratılmış. Hemen bir soru gelir. Abi biz ne zaman yaratılmışız? 50-100 sene, 7000 sene dünya. 7000 sene oldu insanoğlu geleli. 200 bin sene oldu dünya yaratılanı. Tamam. Cennet eskiden beri var. Adem Aleyhisselam orada. Yani bendeki beka arzusuyla o nasıl yaratıldı ben sorayım. Sorusu çok geliyor da. Arkadaşlar. Sen bedensel itibariyle alemi şehadete 50 sene önce geldin.
mahiyet ve hakikatın itibariyle kainattan öncesin. Toprak düşünün. Değil mi Selahattin abi? Cihetiyle. Toprak düşünün. Çekirdek. Nur-u Muhammed'i. Hop. Şeceri hilkat, cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, Azrail, alem-i sal, alem-i sal, alem-i berse 18 bin alem. Hop hepsinin hulasası meyve sensin. Bu meyve ağacın hulasası. Doğru. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki ağacın başı, kökteki çekirdek. Meyvenin çekirdeği itibariyle ağaçtan öncesin. Meyve itibariyle ağaçtan sonrasın. Tamam mı? Meyve itibariyle ağacın kulasasısın ama meyvede bulunan çekirdek İsmail itibariyle ağaçtan öncesin. İşte ağaçtan önce mahiyetimizde aşk-ı bekadan dolayı cennet yaratılmış. Ya. Bak bu noktada bakın alemi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu bir ama şu mahiyet insaniyedeki yani beşeriyet için demiyor mahiyet insaniye yani ağacın kökündeki çekirdek itibariyle o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli bir arzuyu beka ve beka için fitri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri arzuyu, o tesirli kuvveti, umumi duayı kabul etmiş ki, fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. İnsanların fıtratı için Allah ahireti yaratmış. Ahiret nedir? İnsanın, iyi dinleyin ama burayı. Ahiret nedir? İnsanın açılımıdır. Cennet, cehennem, arş, kürs. Nedir biliyor musunuz? Şuraya bak İsmail. Toprak mı? Toprak. Çekirdek. Ağaç çıktı. Bu ağaç neyin dışa vuruşu? Çekirdeğin. He Bülent? Bir daha söylüyorum. Toprak. Çekirdek. Hop ağaç çıktı mı? Bu ağaç neyin dışa vuruşu? Çekirdeğin. 18 bin alem Nur-u Muhammed'in dışa vuruşu. Nur-u Muhammed'in bir timsali bizde var. Timsali, temessülü var. Yani mahiyetimizde Nur-u Muhammed'i var. Dolayısıyla biz kainattan önceyiz o noktadan. 218 şualar. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği astesi. İşte arkadaşlar Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. 218 abi not alacaksan şualar. Cebrail, Mikail, İsrafil, alemi misal, cennet, cehennem insanın çekirdeğinden yapılmış. Senin açılımın. Senden yapılmış. Peki senden yapılana niye aşık oluyorsun? Cennete bile aşık olma ya. Senden, senin gölgen o. Bak bunun gölgesi var. Ah ulan ah diyor bu. Ulan ne ah bu işte var. Ha, bu manaları tefekkür eden, bu manaları duyan, böyle tefekkür yani ilmi okuyan cennet gaye olmaktan çıkar. Niye? Cennet benden yaratılmış. Cebrail benden yaratılmış. Azrail benden yaratılmış. Şeytan bile benden yaratılmış. Cehennem bile benden yaratılmış. Benden yaratılmışlardan niye gaye olacak ki? Ne korkacağım ki? Benim korkacağım tek bir şey var. Allah'tan korkacağım. Allah'tan korkmak demek Allah'ı kaybetmek demek ya. Allah'ı kaybetmek işte cehennemin cehennemi bu. Cennetin cenneti ise cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Cennetin cenneti budur. Allah'a koydun gaye hedefine. Ona cennet senin zaten cehennem. Bizden yaratılmış o bir şey değil ki ya. Lan her Müslüman inşallah gidecek cennete. Hiç endişe etme kardeşim. Acele etme ya. Lan o değil esas. Rıza ilahiyi yakalayacaksın onu. Allah'ın rızasını. Riyetullah'ını yakalayacak. Dünyada ya. Fetholi fi ibadi fetholi cenneti. Sen bugün okudun ya yatsıda mı okudun o ayeti? O başı nasıldı okusun o başı. Baş hatırlayamadım. Ya eyyetuhel nefsul mutmainne. Yerciya ila rabbike radiyeten merdeyye.
وَدَخُلِي فِي عَبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي. Ey razı olmuş nefis. Sen, ben senden razıyım, sen de benden razısın. Yasin suresinde de geçiyor abi ya. Orada da gir cennetime. Gel. Diye geçiyor. Ne acayip bir şey ya imam. Bak bize imam oldu. Kaç yaşındasın? 18. 18 yaşında bak bize hepimize imam oldu. Dersine bak yetiştirmiş. Ve bu ayet okudu. O kadar zevk aldım ki arkandan. Ulan oh. Ulan çaktı gene bana dedim ya. Bağırasım geldi vallahi. Bir de okuyun, bir de okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irciyai ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Oh. Burayı anlatıyor kardeş. Gireceksin cennete demiyor. Ya Rabbi ya. Ne güzel bir Allah'sın. Ya ne acayip bir şey. Muhammed nasıl düşünecek bunu aşağı? Hep böyle müfessirler de zorlanıyorlar. Cennete girecek demektir. Hayır burada. Gireceksin de abi. Gelecek. Gelecek zaman. Gir cennetime diyor. Gir. Ey mutmain nefis. İnsan. Nefis deyince nefse maratımızı geliyor. Nefse maratı, levva memnun. Acayip bir şey ya. Garip ya. Ya arkadaşlar hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Burası hakikaten burası mı ya? Yoksa burası orası mı? Tuhaf yani. Yani acayipime gidiyor ya. Buraya bir hitap ediyor. Ulan burası mı şaşırıyorum. Bir bakıyorum öte hitap ediyor. Burası orası mı? Karıştırıyor insan ya. Acayip bir şey ya. Bir de bakıyorsun Risale'de hidayet diyor ruhun cennetidir diyor. Yani ben cennet orada bekliyordum. Dalalet cehennemidir diyor. He. 8 tane sıfat var. Cehennemin cehennemi. Ya ne acayip ya. İman, hidayet ruhun cennetidir. 741 şu sözler cehennemin cehenneminden bahsediyor. 8 tane sıfat. 741 miydi? Bakayım abi. Bakalım. Mertabatla bahsediyor. Cehennemden de. Evet, cehennemden beterdir. Evet. Mesnevi Nuri 220 de bahsediyor. Ne güzel bir şey. Oh, çayını iç, dershanenin bir şey yap. Akşam git çalış. Dersin şey, işinize gidin, çalışın. Hizbul Kur'an'ınızı okuyun. Risalenizi okuyun. Akşam da derse gelin. Oh, şimdi kötü mü oldu? Oh, değil mi? Keyif. Düşünün kafalar için. Muhammed değil ki iyi olmadı mı Muhammed geldin? Ya tabii ya. Mekka'ya gidiyor ya. Herkes gelemez kardeş buraya. Hani var ya biz iki tane arkadaş varmış. İki tane arkadaş varmış. Demiş ki bir tanesi şey yap demiş ben camiye gideceğim. Ben gelmeyeceğim demiş. O zaman sen bekle demiş. Ben demiş namaz kılıp şey yapayım. Tamam beklemiş camide. Ola bekle bekle çıkan yok. Bekle bekle çıkan yok. Bekle bekle çıkan yok. Adam illet olmuş ya. Allah Allah ya. Neyse adam çıkmış çok yaşta olsa. Demiş ki nerede kaldın kardeşim ya? Niye çıkmadın demiş. Bırakmadılar demiş. Şaşırdı. Kim, seni kim bırakmadı dedi. Seni içeriye koymayan beni de içeriden dışarı bırakmadı. Buldun mu? Lemahta değil mi abi? 741 cehennemden beterdir. Heh, oku. 8 tane madde var. Hmm, cehennemden beterdir. Ondan daha muhriktir. Daha yakıcıdır. Ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten ki onlara başvurduk. Heh. Öyle halat almışız. Hah bak. O 8 tane haletin hulasası 6 cihetten gelen şeyle 8 tane sıfatın hulasası ruhumuza cehennemi yaşattırıyor. Ne sayacak şimdi? Ki yapılmış o halet. O halet neyle yapılmış? Malzemesinden bahsediyor. Hem haf ile dehşetten. Haf ve dehşet. Hem acz ile raşetten. Acz ve raşet. Hem kalak ve vahşetten. Kalak ve vahşet. Hem yutm ve. Yutm ve yeis. Öyle mi? Yutm ve hem yeisten, mürekkep vicdan suus. Hah,
Bunlar işte, bunlardan. Vicdanın cehennemi. Öteki cehennem bir şey değil. Ne acayip bir şey ya. Peki niye hissetmiyor? İptal his olduğundan hissetmiyor. Müslüman da günahlar iptal his yaptığı için imanından lezzet alamaz olmuş. Müslümanlar imanından niçin lezzet alamıyor? Günahlar iptal his olmuş. Yani elimi böyle yapıyorum. İğne yapıyorlar ya. İğne. Uyuşturma. Ha, dişçi çalışıyor. Hiç duymuyor adam. Oysa iğne uyuşturup vurmasaydı durabilir misin? Ha, Müslümana günahlar şirinka yapmış. İmanından lezzet alamaz olmuş. Kafirle günahlar sefaatta inmiş. İptal his olduğu için küfrün elemini almıyor. O imanın lezzetini alamıyor. O küfrün elemini alamıyor. Peki nasıl yaşıyorlar? Leylim leylim. Tabi imanından lezzet alanı görünce Allah Allah ya bu ne ya Allah Allah bunlar gittik ya bunlar uzaydan mı geldi bunlar falan. Kendilerine benzemiyor. Deli de değil. Ya ben deliyim ya o. Ben deli olacağıma göre değil diyorsun. O zaman o delidir. Onlar delidir. Niye? Konuşması bana benzemiyor. Yürüyüşü bana benzemiyor. Gayesi bana benzemiyor. Yaptıkları hiç bana benzemiyor diyor Sefi. O zaman ya ben deliyim diyor Sefi insan. Ya o. Ben deli olmayacağıma göre o delidir. Allah Resulü de diyor ki doğru. Küllü nâsı mecnûnun alâ kaderel hava ihtilâfil cunun. Bütün insanlar delidir diyor ama delilik derecede derecedir diyor. Kimdir? Allah ve ahirete inanıp rahatça günah işleyen deli değil de nedir? Hesap vereceğini bildiği halde günah işleyen delidir. Hadi biraz da gideyim. Hissederse. Hoş değil mi? Ben çok ben zevk kalıyorum yani. Şu anda ben keyif alıyorum. Husur husur. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim Fatır, Fatır hakkında bir şey diyecek olan var mı? Fatır. Bak ben söyleyeyim. Logatta zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, misalsız, modelsiz, ilk ve son yapan Allah demek. Zamanı yok, zemini yok, müddeti yok, malzemesi yok, misali yok, modeli yok, mukayese yok, misli yok. Her sene son model. Atın araba, atın modeli değişmez, arabanın modeli değişiyor. İşte Fatır-ı Hakim, yani böyle bir Fatır ama Fatır-ı Kerim diyor. Fatır Hakim demiyor. Fatır bu. Kerim ise verdiği özelliği geri almayan Allah. Oh o kadar hoşuma gidiyor ki bu Kerim. Harika yani. Tam Allah'a yakışan bir isim. Verdi. Ulan kızdım kafamı ver geri alıyorum. Öyle demiyor. Tamam. Peygamberimiz Aleyhisselam da tasadduk mu ettin? Geri alan tükürdüğün yalayandır diyor. Allah vaat etti. Bitti. Verdim imanı. Almaz kardeşim sen de. Sen vermedikçe. O Allah almaz. Benim bir, iki, Kur'an'ı Kur'an yapan iki tane ayetim var Kur'an'da. Bana inmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynasında bana inmiş. Bir, Kur'an'ı Kur'an yapan, Kur'an kadar değerli ayet, Rum Suresi'nin neydi? Biz indirdik, biz koruyacağız. Bunu Kur'an'ı Kur'an yapan ayettir bana göre. Çünkü parmak karışabilir, ne yapıyor? Allah teminat veriyor. Ben indirdim, ben koruyacağım. Bitti. Kur'an, Kur'an'dır o zaman. İkinci ayet. Ya acaba bana verdiği nimetleri, imanı, şuuru. Yani korkuyor da insan alır mı Allah acaba? İmanımı alır mı? Allah diyor ki mealim. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızda verdiği hükmü değiştirmez. Kerim. Öperim o Kerim'i. İşime çok geliyor. Kerim. İnsanın en çok korktuğu var ya. İmansız kabul edemiyor. Tabii. Ve bitti mi? Bir de teminat vermiş. Muhammed Buhari. Sahih Buhari var ya Sahih Buhari. Hadis. Ustad Sahih Buhari için diyor ki Sahih Buhari'de görmek sahabeden işitmek gibidir. O diyor ki ben diyor 100 defa Allah'ı gördüm. Fıkıh-ı Ekber'de kendisi de diyor. Allah'ı görünce Ahmet bin Hanbel de söylüyor. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel 4 hak mezhebin kurucularından bir tanesi.
Allah görünce Ahmet bin Hanbel demiş ki, adam endişesine bak, cennet istiyor, bilmem ne istiyor falan. Ne istiyorsun ya şey Muhammed demiş. Buhari Hazretleri. Demiş ki, ya Rabbi, imansızlıktan korkuyor. Allah teminat vermiş. Ne demiş biliyor musun? Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra, sünnet ile farz arasında şu duayı okursan imanına ben kefilim. Allah kefil imana. Ne olur da? Nerede geçiyor bu dua? Nerede geçiyor? Nerede geçiyor? Tesbihatın sonundaki. Neydi? Nasıl geçiyor bir bak. Ya hayyum ya kayyum ya bediül semavat vel ardı ya zel celalün ikram Allahümme inni eselüken tuhiyye kalbi bi nuri marifetike beden ya Allah ya Allah ya Allah. Ya hayyum ya kayyum ya bediül semavat vel ardı ya zel celalün ikram Allahümme inni eselüken tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah. Ya hayyum ya kayyum ya bediül semavat vel ardı ya zel celalün ikram Allahümme inni eselüken tuhiyye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim rahmetike ya Erhamer Rahimin amin velhamdülillahi rabbil alemin. Oh, Allah buna teminat vermiş. Nerede geçiyormuş? Tesbihatın sonunda. Dedik ya bugün manyak dersidir, hissi dersidir yani bugün. Akımı bu ne diyor demeyeceksin. Tesbihatın sonunda geçiyor. Bu teminat veriyor. Allah teminat veriyor. İmanına ben kefilim diyor. Ustad da koy. E kardeşim daha ne korkacaksın? Ne korkuyoruz? Allah'tan korkmayan, korkmayanın korkutmasından korkulur mu ya? Şeytan Allah'tan korkuyor. Korkmuyor. Allah'tan korkmayanın korkutmasından korkmamak lazım. Onun korkusunu sevsinler yani. Sabah kahvaltısından peynirin arasına koyarız onu korkuyor. Hoşuma gitti de Kerim. Kerim'i nerede anlatıyor bir de? Hatırladınız mı? Sözlerdi. Hangi sözde? 32. sözde. 30. sözde de var. Kerim. Oradan hulasa ediyorum ben size. Kanunu şeyde. Kerem. 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 Aynı. Ondan sonra verdiği özelliği geri almayan Allah. 31, 30. Kanunu at, kanunu rububiyet, kanunu kerem, sayfa 555. Ruh sığmıyor bazen cesede. Bu kanun-u kerem bu. 555. Verdiğini geri almıyor. Ve almıyor kardeş. Sen vermedikçe. Sen ver. Sen de verir misin ya Yalçın? Manyak mısın ki vereceksin ya? İmanını ne vereceksin kardeş? Ben vermiyorum kardeş. Allah da almaz. Allah alır mı? E şeytan zaten imanın neresine gidecek ki? Şeytan kalbin dışında. İman şeyde kalpte değil ki, dağ arkada, ruhun ruhu. Şeytan neresine ulaşacak ki? İman ta Nur-u Muhammedi'de, kabu kalp sen. Şeytanın yeri kürste. Allah almaz. Melek zaten böyle derdi yok, senin imanını almaya. Şeytan eli gitmiyor. Sen aptal olmadıkça, vermedikçe kim alacak senden imanı? Sen de neye vereceksin canım? Aptal mısın ya? O zaman garanti işte. Velhasıl aptal. Ha? Velhasıl aptal. Tabii canım. Adam bana diyecek ki sekeratta. Şeytan bak. Size söylüyorum. Ne diyeceğini söylüyorum. Kitapta geçiyor. Benim değil ki bu. Kitapta şöyle geçiyor. Ölüm anını anlatıyorum. Ölüm anı şöyleymiş. Hadis geçiyor. Hadis de geçiyor. Ben sana bir bardak su vereceğim ya Hasan. Allah'a ve Muhammed'i inkar et. Ulan gerizekalı benim imanım su üzerine miydi ki suya imanımı vereceğim? Ben ne sulara almadım imanım için?
Hayatımda ben suyu koymuşum kenara imanımı almak için. Sen bana imanı bunun üzerine koy. Ben sana su vereceğim, sen bana imanı ver. Gerizekalı, ben bunun üzerine mi kurdum bir imanımı? Ömrümde zaten suya değil nelerlere ben itmişim imanımı. Ne yapacak şimdi? Ben arkadaşlar bana şeytan yaşarken dedi ki onu ver bana sana bunu vereceğim. Demiyor mu? Sana uyku vereceğim. Sabah namazına kalkma. Kalkmışım. Çakmışım o adamı. Sana şu kızı vereceğim, zinayı. Sen imanından bir parça ver. Hayır demişim, çakmışım. Ben zaten şeytana karşı aşılıyım ya. Bana mikrobu ne yapar ki? Şeytana aşılıyız arkadaşlar. Onun için nur talebeli imanla girecek. Niye? Şeytana karşı aşılıyız, aşılı. İmansızlık aşısı vurulmuşuz. Çocuğa ufakken aşı vuruluyor. Aşı demek şey değil, şifa değil ha. Mikroptur, mikro. Mikrobu vuruyorlar. Niye vuruyorlar? Az vuruyorlar ki bu mikrobu çocuğun bedeninde savunması sistemi tanısın. Sonra buna ait mikrop geldiği zaman, buna ait mikrop geldiği zaman ona karşı dirensin. Arkadaşlar biz İmansızlığa karşı aşılıyız. Onun için imansız gitmeyeceğiz. Bir daha söylüyorum. İmansızlık aşısını yemişiz zaten. Geliyor, imanını ver, kız vereceğim. İmanını ver, para vereceğim. İmanını ver, su vereceğim. İmanını ver, makam vereceğim. İmanını ver, bana paşalık vereceğim, siyaset vereceğim. Bunu vurdu, reddetmişim. Hayatımda reddetmişim de. Ölüm anında bana su mu çek? Ulan öyle bir suyla alabiliyorsan helal olsun sana. Evet, imansızlığa karşı aşılıyız. Onun için imanınıza hiçbir şey olmaz. Sen dedin ki, yüksek fırında çalışıyordum, herkes pet pet şu içiyordu Almanya. Yüksek o fırında. Ben ise direndim ve orucumu devam ettim, öyle mi? Peki sen ne yaptın? Aşı almadın mı? Suya karşı oruç oruçta karşılık etmedin mi? Sen o yüksek fırının karşısında sen suyu iç bu fırında içtin mi? İçmedin. Ne yaptın? Orucu devam. Sen zaten aşılısın kardeşim. Şimdi sana ölüm anda diyecek ki fırında sana oruç açtıramayan sana diyecek ki suyu vereceğim sana bir damla imanımı ver. Yemez de kardeşim o kadar hayvan mı ya? Hakikaten gerizekalı şeytan ya. Yüksek fırında suyu alıp orucunu vermeyen suyu alıp imanını verecek. Lan yüksek fırında orucunu mu al, suyu ver demeyen insan, suyu ver bana, aha sana iman diyecek. Bunu takkemi anlat. Ama ne diyor şeytan? Size o şekilde yanaşmayacağım diyor. Şeytan. Hep de benimle konuşuyor. Aşılıyız abi. Hiçim. Dedim ne yapabilirsin? Avallahi şu anda diyor ki hiçbir şey yapamam. Vallahi öyle. Bak yemin olur mu yalana? Hiçbir şey yapamam dedi. Yapamazsın tabii serseri. Risale-i Nur talebeleri imansız kabre gitmezler. Abi, o cümleyi de okuyacağım tamam. Öbür tarafa geçerken biz bir bardak suyla onun yanına gitsek. Haydi. Allah Allah. Ya onu da. Hakikaten ya acayip bir adam ya. Hani şeytan tabi yani. Bak yeri göstereyim de size. Abi 32. sözün 4. remzinde de kelime anlatıyor. 32. Sözde. Sözde. Ha orada da var. Orada da var. Ama ben burada, bak. Sayfa 717. Risale-i Nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Eyvallah. Aynen öyle. Ben suyu alıp orucumu vermemişim fırında. Hiç kusura bakma. Oruç ya, imana göre oruç hiçbir şey değil. Versem kefaret olur 61 gün. Ama imanın kefareti yok ölüm anında. Orucun kefareti var. Suyu alsan, lan ben iman değil orucu verip suyu almamışım. İmanı verip suyu alır mıyım? Ben tutamıyorum diye orucu verip suyu alanlar imanları tehlikededir.
Evet. Şimdi şurayı bitireyim. Ama tövbe kapısı açıktır. Ölmeden her şey elinizde arkadaşlar. Bir cümle var. Size bir cümle, bayrak gibi bir cümle söyleyeyim. Şu anda dünyadasınız. Şüpheniz var mı? Yok. Ölmediniz. İyi dinleyin ama. Ne halde olursanız olun, haşa meyhane dahi olsa size, size hitap ediyorum. Şu anda dünyadasınız. Her şey hala elinizde. Hala her şey değişecek bir virajdasın, kavşaktasın. Her şeyi değiştirebilecek bir kavşaktasın. Hala dünyadasın, hala her şeyi değiştirmek senin elinde. Sen o zaman kendinle yarışıyorsun. Unutma. Başkasıyla yarıştığını zannediyorsun. Kendinle yarışıyorsun. Her şeyi değiştirecek kavşaktasın şu anda. Şuna mı çıkayım? Kavşak var ya, altı yol. Ulan şuradan mı çıkayım, buradan mı çıkayım, buradan mı çıkayım, buradan çıkayım. Da bazen şaşırıyorum ben kafam. Tamam mı? Abi ne yapalım? Fransa'da, Strasbourg'da oldu. Yani herisi falan navigasyonda biraz yamukluk yaptı falan, kapandı falan, ceyran bir şey oldu. Dönüp, ya ne yapalım abi? Dur dedim, karar verene kadar döndür. Kavşaktan hiç veri çıkma çünkü bir daha giriş yok. Tamam. Döndür kardeş, sana bir şey kimse bir şey demeyecek. Işıkta dur, dön, dön, dön. 2,5-3 tur yaptık. Ha, abi ne yapacağız vallahi hiçbir de bilmiyorum. Kalbime bir bakalım. Ulan şuradan çık. Tamam. Dön, daha kavşaktasın kardeş. Karar veremedin. Dön kardeş. Beygir gibi döneriz. Sonra birisi gelir, navigasyon açılır. Birisi elinden tutar yani. Navigasyon yok, elini tutar. Hadi gel kardeşim derse bilmem ne. Ha çık işte şeyden, otobandan gel işte. Ha işte gel. O budur. Şu cümleyi bitiriyorum, kesiyorum. Çay saatimiz geldi. Çay çok önemli çünkü şakası ve kazası yok. Fatır-ı Kerim, Halik-i Rahim, küçük midenin, küçük 2,5 litre midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat beka için lisan haliyle duasını hadsiz envar matumat-ı lezzaizin icadıyla kabul etsin de. Yani 2,5 litrelik küçük midenin ve geçici fani isteği, yemek, içmek kabul etsin. Neyle cevap veriyor? 2,5 litre midenin tatmin etmek için küre-i arzda cevap veriyor. Yani dünyanın üzerindeki içecek ve yemeklerle cevap veren Halik-i Rahim. Böyle bir Allah. Bak mide, ama organın içinde akciğer de var. Kalp de var. Tamam. Kalp de var, o da var. Bunun cevabı olsun diye bu kadarla cevap veren Halik-i Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan hal ile duasını hadsiz enva matumat-ı lezaizin icadı ile kabul etsin de, yani bu midenin fıtri ihtiyacını cevap versin de, umum nevi beşerin, bütün insanların pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu, yani bütün insanların en büyük isteği olan beka arzusunu, ki ruhun arzusu, midenin değil, ruhun arzusu, arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli ve halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesi. Haşa. Yani basit bir midenin ihtiyacını küre-i arzda cevap versin. Ruhun daimi, külli, haklı, hakikatlı, kalli, halli bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa, kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihette yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır,
elbette bütün kemalatın lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki Zülcelal'e mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Ve madem, görüyor musun hep madem, bakinin ayneleri bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazar olur. İşte o ikinci ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. Şimdi bir saatten beri konuştuğumuz ya baki entel baki bir. Ya baki entel baki ikinci ya baki entel baki'nin manasıydı konuştuğumuz. Ya baki entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzu-i bekayı onunla tatmin ediyor. Ancak ya baki entel baki yolunda veya onun gösterdiği hayat tarzıyla yaşarsak o insanın fıtratındaki aşk-ı beka ancak tatmin oluyor. Yani her şey fani, masivas fani, sevdiklerin fani, ancak sen bakisin. Ve baki yolunda onun nazarıyla bakmak, onun peygamberi sünneti seni üzerine yaşarsan bu sefer her şey bekaya inkılap ediyor ve çilen bile mukaddes çilen oluyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el fatihatü masselavat. Elhamdülillah rabbil alemin. Oh.